geldi, evlilikleri bitti ancak yolları asla ayrılmadı. Magazin dünyasında işte dost kalmayı başaran çiftler. Gülme, sana böyle tutuldum diye, sana bir ömür adadım diye, gülme ne olur, gitme. Dünya kuruldu kurulalı bilinir. Aşk derinliğinin farkına ancak ayrılık saati gelip çattığında varır der Lübnanlı şair Halil Cibran. Aşkları masal, ilişkileri film, hayatları adeta roman gibi olan ünlüleri konu aldığımız bölümümüzde ayrılmalarına rağmen dost kalmayı başaran ünlü çiftleri araştırdık. Bir sözle başlayan aşk bazen bir sözle bitebiliyor. Yani en meşhur çift malumunuz Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu. Hayırlı olsun. Ünlü çift 1997 yılında evlendi. 2005 yılında boşandı. Bu evlilikten Zehra dünyaya geldi. Ayrılık sonrası Hülya Avşar başka aşka, Kaya Çilingiroğlu başka aşka yelken açtı. Hatta Kaya Bey evlendi ve çocuk sahibi bile oldu. Baba oğul tatile çıktık. Bir şey yapmıyoruz, denize giriyoruz. Ayrılsalar da dostlukları bitmeyen çift kızları Zehra'nın mutlu olması için sık sık bir araya geldi. Hala sık sık görüşmeye devam ediyor. Geleneksel pazar buluşması. Evet. Bu hafta gündemdeydi. Ay, çok karışık. Bazen tam aşkı bulduk diyenler ayrılık yaşayabiliyor. Hayat insana ne getirir kimse bilemiyor. 2008 yılında Boğaz'da evlenen Emre Altuğ ve Çağla Şikel de evliliğini yürütememiş. 2015 yılında boşanmıştı. Yar elinden ölüm olacak benim sonum. Sonu yok bunun, bu aşkı kıyamet. Kuzey ve Uzay adında iki yakışıklı çocuğu olan çift evlatları için sık sık buluşuyor. Bir anne ve baba olarak çocuklarının mutluluğu için dost kalan ikili diğer çiftlere de örnek oluyor. Zorla sev diyemem ya, ben sana çok aşıktım. Sen de ol diyemem ya. Galiba bu işin sırrı çocuklar diye düşünebilirsiniz. Ancak çocuğu olup da kanlı bıçaklı olan nice çift var hatırlatalım. Gelelim Ebru Şallı ve Harun Tan çiftine. Onlar da 2002 yılında evlenmişti hatırlayacaksınız. Evlilikleri 11 yıl sürmüş ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan çift 2013 yılında ayrılmıştı. Ebru gibi bir insanın da eşi olmak da en büyük zenginlik benim için. Beren ve Pars adında iki çocuğu bulunan çift özellikle çocukların her doğum gününde bir araya geliyor. Bu mutlu günlerini işte böyle ölümsüzleştiriyor. Evlilikleri de boşanmaları da aniden olan bir çift var sırada. Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini 2006 yılında evlilikle taşlandırmıştı. 2012 yılında boşanan çiftin Nazlı isminde bir kızı bulunuyor. İkili kızları Nazlı için sık sık bir araya geliyor. İkimize de yazık, gençliğimize yazık. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? 2004 yılında evlenen Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan da ayrılsak da beraberiz felsefesiyle yollarına devam eden çiftlerden. 2004 yılında evlenen ikili 2012 yılında boşanmıştı. Çiftin Atlas, Güney ve Ares adında 3 çocuğu bulunuyor. Nasıl geçti yine? Çok güzel geçti. Oyuncaklar da alınca. Her zaman çok güzel geçiyor. Oyuncak çok sık almıyoruz.
Arada sırada alıyoruz. Ve listenin en gözde çiftinde sıra. Ben Ahu'yu çok seviyorum. O da sağ olsun beni seviyor. Cem Yılmaz geçen hafta eski eşi Ahu Yatu'yla yeniden evlenecek misiniz ve oğlunuz Kemal'e kardeş düşünüyor musunuz sorularına cevap vermişti. Oğlunuza bir kardeş düşünmez misiniz? Düşünürüm. Tabii düşünürüm. Hazır varsa. Cem Yılmaz ve Ahu Yatu sadece 20 ay süren evliliklerinde Kemal'i dünyaya getirmiş, evliliklerini yürütememiş ve boşanmıştı. Boşanan çiftler arasında dostlukları en zirvede olan çift birlikte tatile gidiyor, sık sık eski eşler Kemal olmadan gece gezmesinde görüntüleniyor ve birbirlerinden sevgiyle saygıyla bahsediyor. Biz çok eski arkadaşız, bir evlilik yaşadık, çok düzgün bir ilişkimiz var, çocuğumuzu çok seviyoruz. Gayet medeni bir şekilde yaşamımıza devam ediyoruz. İkimizin ayrı ayrı hayatları var. Olaylı bir şekilde boşanan Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çifti de var listemizde. Artık değiştim. Eski ben değilim. Beni affetmek o kadar zor olmamalı. Evet, zor değil. İmkansız. Senin yuvan zaten yıkık. Sen boşanmışsın. Bir kere Arzu beni affetmek üzere. Biz her an barışabiliriz. Kızları Zeyno için sık sık görüşen çift 2007 yılında boşandıktan sonra hayatlarını anlatan Birol Güven filminde Pamuk Prens de kamera karşısına geçmişti. Bir sahnede çift senaryo gereği evlenmişti hatta. Ünlü bir adamın işte bir dizi teklifi gelmesi ve eski karısına kendini affettirmeye çalışan bir adamı oynuyorum. Benim bundan sonra bir tane amacım var. O da kendimi sana affettirmek.